Stres kusurumuza bakmayın. Şimdi abi derse başlamadan önce bir soru sorabilir miyim? Heh. Hani genel, yani kısa cevabı olan varsa katılabilir. Abi biz bu enfüsü dersleri neden yapıyoruz? Yani çok cevabı vardır tabii de. Çok dışarı yatma. Sen Halil Ünlü sesi kapat. Sen burada sesi kapat. Ha, tamam abi, bir saniye. Kim acaba? Yani Sesi kimin? Halil kafasından Ünlü. cevap vermek isteyen olursa böyle hatırına gelen, yani aklına niye geldi, ne Tamam. geliyor? Biz bu enfüsü dersleri neden yapıyoruz? Arkadaşlar, hatırına gelen cevap, güzel cevabı varsa sesini atsın. Ondan sonra enfusi dersi niye yapıyoruz diyor. Niye sordun şey Fatih bunu? Bu konuya niye açtın? Onunla ilgili bir şey paylaşacağım da. Aa, paylaş. Şimdi paylaş. Peki abi, şu elimde gördüğümüz Risale-i Nur külliyatında hepimizde var. Hepimiz de okuyoruz değil mi abi? Şimdi şu gördüğümüzde bir gazete. Şimdi abi, bu kitapta kelimeler var. Yani mesela 5.000 tane kelime var bu kitapta. Şimdi bu kitaptaki kelimelerle şöyle bir gazete yazılabilir mi? Yazılabilir. Öyle değil mi? Evet. Peki kitap ve gazete tamamen aynı kelimelerle yazıldığını varsayalım. Gazeteyi 1.000 kişiye okutsak aynı manayı anlar. Yani değişik bir şey anlamaz. İşte burada bir haber yazıyor, şunu yazıyor, bunu yazıyor. Peki üstad ne diyor? Gazete gibi okumayın. Ha, bunun da çok sebepleri var, açıklaması var da. Bununla ilgili ben şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi yani o zaman aynı kelimelerle gazeteyi yazıyorsak, gazeteyi okuyunca herkes aynı şeyi anlıyorsa, Risale-i Nur külliyatındaki kelimelerin bir farkı olması gerekiyor. Yani nasıl bir fark var? Yani neticede aynı kelimeler. Şimdi Büyük Mesnevi'deki hani şu yer var ya, İşte üstad söylüyor vesaire, risalelerinde müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları derc etmişim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahlil ve tasvir edip birleştirirse, öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynel yakinin nuru o aynada zahir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir has tahsil edebilir ki, hakkal yakinin nuru ondan çiçekler açacaktır inşallah. Şimdi buradan bakınca bu kelimeler birer küçük ayna. Bu aynalara manayı ismiyle bakarsak aynanın camını, yani kelimenin örfi manasını görüyoruz. Yani şu gazetedeki manasıyla kitaptaki manası aynı. Örfi manası. Peki nasıl bakmalıyız? Manayı harfiyle. Manayı harfiyle peki nasıl bakacağız? Bunu da Risale-i Nur'dan şöyle var. Şuralarda. Yani işte Risale-i Nur'un sözleri harfleri ki onlara işaretler eyledik. Sen onların hastalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur der. Şimdi burada ne diyor abi? Hastalarını topla. Onlara işaretler eyledik. Yani toplama yapacağız. Kelimeler ayna, üzerindeki işaretler hads. Aynanın hususiyeti nedir? Gösteren de. O zaman biz nereye bakacağız? Kelimeye, yani aynaya bakacağız. Peki bakıyoruz ama hatamız nerede? Neden göremiyoruz? Kelimeye, kelame, yani aynaya manayı ismiyle bakıyoruz. Kelimenin, aynanın cismiyle muhatap oluyoruz. Bu toplamalar ile aynaya bakış açısını, nazarımızı değiştirince aynanın gösterdiğini görmek gibi kelimelerin üzerindeki işareti fehm edeceğiz. İşareti fehm etme nispetinde oluşan hadsiyat ile aynanın gösterdiği manaya süratle intikal edeceğiz. İşaretler nedir dersek, mesela bilmediğimiz bir yolda bir yere doğru gidiyoruz. Önümüzde yüzlerce yol, kavşaklar olsa nereden gideceğimizi bilemeyiz. İşte bu işaretler bir nevi yoldaki işaretler gibi gidiş istikametimizi en hızlı ve güvenilir bir şekilde tanzim ediyor. Ve bunları yapa yapa, bu küçük aynaları bir araya getire getire, inşallah aynel yakin nuru o aynanın üzerine zahir olacak ve manayı harfiyle bakınca
aynadarlık niyetini göreceğiz inşallah. Böyle bir şey mi olmuştu? Tefekkürüm olmuştu. Yani biz bu Risale-i Nur'u hani nasıl okumalıyız, nasıl yapmalıyız, Üstad neden böyle diyor diye. Hani bu, burada böyle iki tane bir mana var. Bu kelimeler sanki bir küçük ayna gibi. Yani Hazreti Ali Efendimiz de orada bir şey söylüyor. Kelimelerin üzerine işaretler koyduk diyor. Ya bunlar nasıl olabilir diye böyle bir şey düşünmüştüm. Bunu paylaşmak istedim. Çok şükür. Ama antika ya. Yani antika. Şimdi... Başlıklı buradan da tabii abi şey çıkmasın. Yanlıştır böyle ille böyle okuyacaksın diye de hani bir manada ya çıkmıyor, çıkmaz tabii. Hani şimdi Üstad ne diyor? Medrese-i Nuriye, medrese. Yani bu medrese ne, nedir medrese? Tahsil edilen bir yerdir. Yani tahsil etmek şimdi mesela şu ders kitabı olsa herhangi bir okulun ders kitabı. Herkes bunu alıp evinde okuyabilir, anlayabilir. Ama bir de bunun medresede, okulda tedrisat edilmesi var. Yani arada bir fark var. Evet. Evet, o ayrı ayrı parçaları ayna gibidir. Ayna şekil gösterir, şekil. Harita ortaya çıkar. 25. sözün başında Kur'an için harita diyor. 20. mektupta da insan için harita diyor. Şecere-i kainata harita diyor. Diyor da diyor. Neyse biz hadi bakalım başlayalım. Bismillah.